yapıyor da. Yapıyor da. tam tersini, tersini söyleyip yapabiliyor. Yapıyor, bilmem ne yapıyor. Yani şimdi peki bu şeye gelelim mi bu muhalefetin tavrına? Önerge vermişler. Ha önergeye mi? gelelim evet. Ne diye ne diyorsun? Şimdi kaç parti verdi onu? Dört parti galiba değil mi? Gelecek peki, Partisi hazırladı herhalde. Diğer partiler de imza katıldı. verdi. İyi Parti vermedi ben gelirim dedi. Meclis olanı toplantıya çağırdı. Evet, bu zamlarla ilgili. Ne yapacaklar? Ben bilmiyorum. Ne diye çağırıyorlar? Zamları konuşalım. Neyi konuşacaklar? Ben Neyi konuşacaklar diyeyim. ya? Şimdi zam dediğim mesele vergi artışlarıyla olan bir meseleydi. Evet. Değil mi? Evet. E, vergi artışlarını zaten kanun geçti. Orada oyladınız. Orada oyladınız. Ben mesela e, şeye bizim araçlara ne, motor, ek motorlu taşıtlar. Motor, motorlu taşıtlar bir kere daha iki katını verdi dediniz, değil mi? Evet. E bunu meclisten kanun olarak geçti. Geçti. Bunu bunun tak döndürme yolu nedir? Anayasa Mahkemesi'ne gitmek falan. Şimdi muhalefetin bunu konuşan muhalefete ben sana bir söyleyeceğim. Şimdi bu oylama var ya, bu oylama yapılıyor. Muhalefet çat çat konuşuyor ya. Bu oylamaya CHP'den 74. Yeşil Sol Partiden yani HDP eskiden 41. İyi Parti'den 26. Deva Partisi'nden 14. Zaten 15 milletvekili var. Emet'ten 2. Demokrat Parti'den 2. Zaten 3 milletvekili var. <laughs> Türkiye İşçi Partisi'den 1 milletvekili katılmamış. Bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu sayıyorum. Bu insanlar bu oylama varken bu insanlar yapılmamış. Bu zamlar gitmemiş, yapılırken tatile git... çıkmışlar. Veya gezmişler. Veya akşam bir yerdelermiş. Arkadaşlarıyla buluşmuşlar. Meclise dahi gitmemişler. Sonra çıkıp ekranlara, oraya buraya. Aa bunlar da. Şimdi meclise olan toplantıya çağırıyorlar. Ya bak isim vermem ama isim vermek de zorundayım Aa. artık. Mesela Bülent Tezcan. Ali Mahir Başar'ı. Bak şurada bak ekrana şimdi, verdiler. Evet, evet Ali Mahir Başar ekranlardan çıkmıyor. Grup Başkan Vekili yok ortada. Benim görevim vardı. En önemli görevim bu. Bana verdi, bana gelen zamma senin engellemen. ki Oğuz Kansalıcı mesela CHP'nin eee örgütlenden sorumlu genel başkan yardımcısı Yunus Emre gençlik kollarından geldi gençti. Ne de işi vardı. Ne işim vardı? Zeynel Emre genel başkan yardımcısı. Bak. Tuncay Özkan. neredeydiniz kardeşim? İzmir'de geziyor muydun? Niye gelmedin meclise? Öbür taraftan da sayayım. Koray Aydın. Fakir baba. Hani meşhur şeyin fakir fıkaranın parasını kolluyordu ya. O da tüymüş. Fakir baba. Fakir baba. Kürşat Zorlu. Ya iyi Parti sözcüsün bari git orada otur. Ha, çıkıyorsun ekranlara. Çıt çıt diyorsun. Yeşil Sorpa'dan Sırrı Sakak. Cengiz Candar abimiz o da yeni girdim meclise gitsene bir iki laf söyle değil mi ya yapmayın etmeyin de bu milletin ümünü sıkmayın de Meral Danış bak bunları Ömer Faruk Gergerlioğlu Dahası, ha en önemlisi bak Ahmetçik de gitmemiş tipten o da onun da işi vardı herhalde Cemal Engin Yurt atıp tutup her şey bağırıyor çağırıyor Yaa diyor bu iktidar vay bizi yaktı yıktı. Ya neredesin kardeşim? En önemli oylamada, en önemli toplumda. Ha şimdi bak bunlara sorsan şunu diyebilirler. Ya zaten iktidar çoğunlukta. Evet. Onların oylarıyla geçiyor. Biz gitsek ne olur? Ya o zaman kardeşim meclise hiç gitmeyin. O zaman meclise olağanüstü niye çağırıyorsunuz? Olağanüstü niye çağırıyorsunuz? Bir. ikincisi madem böyle kabul ediyorsunuz baştan. Ya bunlar zaten evet diyecekler. Geçecek diyorsanız gitmek Hiçbiriniz meclise gitmeyin. Meclis yok. Tamam. Alın maaşınızı, gidin evde oturun. Zaten bunlara gidip bak bu ay gidip maaş alacaklar değil mi? Bak, bize gelen en önemli artışı bunlar yok. E Cumhurbaşkanına yetki verildi. Beş kat arttırmasını. Nerede muhalefet? Şimdi olağanüstü toplantı. Ya kardeşim bunu söylerken sen orada büyük bir direnç göstermen lazım. Bu önemli bir konu sevgili bak, seyirciler. Yani bak, bu bu, bu toplumun, önemli bir yani bu bir toplumun, en önemli şeyi bugünkü yazımda da yazdım en önemli şeyi tepkisizlik haline gelmesi. Evet. Yani partiler tepki göstermediği için sivil toplum zaten ezildi yok sayıldı. Partilere bakıyor insanlar partiler de umrunda değil. Aa, biz aldık abi. Bizi uyutuyorlar Falan. mı? E, bizi uyutuyorlar tabii. Sivil toplum yok. Sokağa bak dünyanın hiçbir yerinde iddia ediyorum Almanya yani batı demokrasik ülkelerde diyorum Almanya'da İngiltere'de Fransa bu kadar ağır zamlara karşı bu kadar tepkisiz bu kadar suskun bir toplum olamaz bu kadar suskun bir siyasi yapı olamaz bu kadar suskun bir sendika düzeni olamaz bak emekliye verdiğin parayı geri alıyorsun vermiyorsun vermiş gibi yapıyorsun zammı sen onlardan geri alıyorsun ya bir tepki olması lazım ya yok demek de insanların anayasal hakkını kullanmaları lazım. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu bakalım, muhalefet sorunu. Muhalefet sorunu. Evet. evet, muhalefet sorunu. Bak sivil toplumu ezdiler, sendikaları yok ettiler. İnsanlar bak ne Sadece yapıyorlar? Sadece sendikademi? Sivil toplum kuruluşu, barolardan şuydu buydur yüz sürü. Bakın sokağa çıkana terörist muamelesi yapmaya başladı iktidar. Yani diyor ki sen bir eylem, toplansa üç kişi Neyi protestosu kardeşim ben bu kadar zam olur mu benzine? Bu benzine yaptığın zam her şeye zam geliyor. Protesto ediyorum dediğin zaman seni terörle ilişkilendiriyor iktidar. Hakimler, savcılar. Çünkü onlara öyle talimat gitti. Sokağını, sokağa çıkan terörist yapın. O zaman bu tepki kim gösterecek? Muhalefet Partisi, İyi Partisi, CHP'si, Geleceği, Devası. E ona bakıyoruz. Sizden umudumuz var diyoruz. Siz böyle bir şey yapıyoruz. Onlar meclise dahi gitmiyorlar ya. Ya git meclise kavga et, mücadele et, direniş yap, şunu yap, bunu yap. De ki ya ben sonuna kadar yaptım. Meclisin önünde eylem yap. Meclisi boşalt. Bu kadar böyle bir şey. Ya bir kişiye bu kadar büyük vergi artır, Padişaha verilmemişti. de. Padişaha bu kadar büyük bir yetki verilmemiştir kardeşim. Veremezsin dedi de de ağzını bıçak açmıyor. Nerede Kılıçdaroğlu nerede Meral Akşener? nerede şey öbürküler? babacan Davut küçük küçük devmişler onlar hala şokta mı yaşıyorlar Şoktalar. 14 Mayıs'ın şokunu yaşıyorlar 14 Mayıs'ın yasını mı tutuyorlar evet yani, Dün, ama bak bir milletvekili 70 bin lira 80 bin lira maaş alıyor emeklisiyle 140 bin lira 130 bin lira o, o diyor ki milyar. ben 140 bin lira ne? Hani, ya kardeşim 7005 şunun kavgasını çıkar sen 7500'e çıkardın emeklilerin maaşını 9 milyon emekli maaşı %25 zam verdim yine 7500 lira oldu dedi. Adam adam ne yapacak ölecek mi ya? Nerede bütün muhalefetin ayağa kalkıp ya böyle bir şey olmaz deyip bas bas bağırması lazım. Bir tane önerge verdi. Nerede? Saadet CHP önerge verdi yüzde 34 zam olsun diye. Saadet de hani MHP istiyordu ya 8 evet, bin lira. Devlet Bahçeli'nin söylediği. Verdiler reddedildi oylama. E ne yapalım biz verdik gidelim. Hayır kardeşim onu değil sen bunu bütün toplantılar düzen, miting düzenle ya. Bir tane miting yap. Bu zamlara hayır mitingi yap. Bu kadar ağır bu. bu Ama zahmetli e, söylüyorsunuz Mehmet Tezkan. Ama milletin toplumun üzerine bastılar, bastılar, bastılar. Sizin, aman ses çıkarmayın. Ses çıkartırsanız Tayyip Erdoğan'a yarıyor diye milleti bu hale getirdiler ya. Şuru ben tekrar cümlemi tek tekrar edeceğim. Buyurun. Bu meclis açıldığı zaman sosyal medyada da paylaştığım cümle. Daha ilk gün sarı öküzü verdiler. Yani neydi? Bu bu milletvekilleri, bu muhalefet mecliste şunu gördük ki daha kendi Milletvekili seçilmiş arkadaşların haklarını savunamıyorlar. Ne? diyorsun Senin benim mi? Senin hakkımı? benim hakkımı savunacak? Ha şunu söylüyorlar. Efendim konuşuyoruz, açıklama yapıyoruz bunu. Onu ben de yapıyorum. Onu ben de yapıyorum. Dün sosyal medyada çok güzel bir şey vardı bu zamlarla ilgili. işte açıklama yapıyor. İl baş CHP her ilde açıklama yapıyormuş. Bazı şeylerde tweet atıyor. Ya onu biz de yapıyoruz. Onu herkes yapıyor. Yani kısaca ortada bu bakın bu, bu söyledikleriniz çok önemli noktalar. E, toplumda biriken enerjiyi iktidar sevgili Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi veya diğer partiler sevinebilirsiniz. Ortada muhalefet işte çok zayıf her seçimi alacağız falan. Arkadaşlar bu iş o kadar basit değil. Toplumda biriken enerji Biriken enerjinin doğru yönlendirilmesi için muhalefetin Hı -hı. olması lazım. Bu muhalefet boşluğu da çok kötü. Ee, bu kadarı da fazla. Ama muhalefet bu diyor ki bir şey söyleyeceğim. Muhalefet diyor ki durun şey yapmayın diyor Kılıçdaroğlu. E, yerel seçimlerde diyor çok güzel olacak diyor. Bütün yerel seçimlerde yine her yeri biz alacağız diyor. Heyecan yapmayın. Oturun oturduğunuz yerde İstanbul, Ankara, İzmir her şey... Muhtarlıklar alabilirler. He? muhtarlıklar alabilir. geçen şeyde... gün bir şey söyleyeyim bitiriyorum. Milan Kundera'yı geçen gün 94 yaşında geçen hafta öldü. Büyük Çek yazar. Onun bir sözü var. Diyor ki iyimserlik insanların, toplumun, halkın afyonudur. Biz iyims böyle yayarsan. Bence iyimserlik siyasetçilerin de afyonu herhalde. O kadar iyimser.